Kıymetli arkadaşlarım, değerli dostlarım, hepinize merhabalar. Malumunuz dün hakimlik sınav sonuçları açıklandı ve bu vesileyle 2022 sınavında olumlu netice alan arkadaşlarımızın verilerini toplamaya gayret ettik. Çünkü akademi bugüne kadar edinmiş olduğu misyon gereği her yıl öğrencilerin teveccühünü kazanmaya gayret ediyor. Böylelikle de arkadaşlarımıza bütün bir performansımızı şeffaf bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Çünkü slogandan ziyade biliyorsunuz aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Birazcık da neler yapmışızı görmek ve arkadaşlarımızı şevklendirmek adına da göstermek gerekir. Tabii ki dün daha sonuçlar açıklandı. 24 saati birazcık geçti diyebiliriz. Bu verilerin hepsinin toplanması, işlenmesi, detaylı istatistikler oluşturulması çok kolay değil. Ama önümüzdeki bir hafta içerisinde adli yargı, idari yargı, avukatlıktan geçiş, bunlara dair tüm detayları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ama an itibariyle şu ana kadar elde ettiğimiz geri bildirimlere göre akademinin 2022 performansı nasılmış? Akademi olarak biz mülakatlara kaç öğrenci göndereceğiz? Buradaki derecelerimiz nelermiş? Bunları ben şu ana kadar olan tabloyu sizinle paylaşmak istiyorum ki akademi bunu tamamladıktan sonra daha son halini sizlerle paylaşacak. Dolayısıyla benim şu an söyleyeceğim verilerin üstünde bir sayı da akademi açıklayacaktır diye düşünüyorum ama Duygu Hanım şöyle bir gelelim. Değerli arkadaşlarım, 4 sene üst üste Türkiye birincisi çıkartmanın da aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Emre kardeşimiz Türkiye birincisi oldu bu sene. İlk 10'da 6 öğrencimiz var. 1, 2, 4, 6, 7, 8. dereceler. Devam ettiğim zaman ilk 100'e geliyorum. İlk 100'e kadar neredeyse seri dereceler var orada. Toplam 90 kişi var ilk 100'e giren. Bakın hem adli hem idarenin 100'üncüsü burada. Devam ediyorum. Acaba ilk 300'de kaç öğrencimiz varmış? Ona bakmak istiyorum. Verilerin hepsine geldiğimde ilk 300'de 251 öğrencimizin olduğunu görüyoruz. Bu sene idari yargı ve avukattan geçiş 150 olduğu için 450. veriyi de merak ettik. 351 arkadaşımızı mülakatlara uğurluyoruz. 450'nin içerisinde 351 arkadaşımız var. Şu ana kadar gelen verilere göre toplam kaç aday adayını biz mülakatlara uğurluyoruz diye baktığımda in bitmeyen bir tablo oluşmuş. Şu an inanılmaz gurur duyuyorum arkadaşlar. Şu listede olan arkadaşlarımızla mutluluğu dünden beri paylaşıyoruz. Bu listenin içerisine girmek isteyip giremeyen arkadaşlarımız da 2023'te inşallah sokacağız. O noktada da bir aşk ve şevk içerisindeyiz. Hala devam ediyorum, aşağı iniyorum. Şu ana kadar gelen verilere göre toplamda 1479 arkadaşımızı 2022 mülakatlarına uğurluyoruz. Bu sayı akademi ve Türkiye tarihinde rekor bir sayıdır. Geçen sene de rekor kırmıştık. 1300 küsur arkadaşımız vardı. Ve bu kendi rekorumuzu kırmak demek oluyor bizim için ki bu sayının üzerinde çok ciddi bir sayı arkadaşımıza hala ulaşmaya çalışıyoruz ve geri bildirimler almaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha fazla arkadaşımızın mülakatlara gitmesini sağlayacağız. Dediğim gibi üzülmeyeceğiz. İstediği neticeyi almayan arkadaşlar olarak tekrar yola koyulacağız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. 2023 yılında bu arkadaşlarımız da inşallah mülakatlarda da layıkıyla süreci tamamlarlar ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bu göreve layık bir şekilde başlarlar arkadaşlar. Akademi Mutfak ekibi zaten bugün yarın onlar da son nihai sayıları sizlerle paylaşacaklardır. Detaylı bir şekilde paylaşacaklardır. Çünkü biz madem adaletin sağlıklı tesisi için görev alacak arkadaşlarımızı bu mesleklere gidecek yolda yanlarında olmaya gayret ediyorsak o zaman biz de adil ve adaletli olacağız ve hayali bu mesleklere olan arkadaşlarımızın bütün bu hayallerine ortak olduğumuz süreçte de verileri de en sağlıklı, en şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Artık ondan sonra da takdir arkadaşlarımızın olacak. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. 2023 için daha büyük hayallerle yine sizlerle beraber bu yolda olacağız. Hoşça kalın.